Değerli insanlar, merhaba. Esenlikler. Bu videomuz biraz uzun sürebilir. Çünkü çok ayet var ve aynı zamanda da bir ilahiyatçımızın işleyeceğimiz konu üzerindeki görüşünü dinleteceğim size. Ondan dolayı belki uzun sürebilir. Şimdi şu cümleye bir dikkat edin arkadaşlar. Biraz hızlı hızlı geçmek gerekiyor. Allah senin diyor, senin ne karar vereceğini bildiği için ezeli bilgisiyle sen ancak istersin, o da verir diyor. Yani kişi ister, yani iradesi var diyor, ister iyi yola gider, ister kötü yola gider. Allah senin nereye gideceğini de biliyor. Bu diyor senin işine karıştığı anlamına gelmez diyor. Yani yazgıyı reddediyorlar. Genellikle bunu ilahiyatçılar yapıyor arkadaşlar. İlahiyatçılar diyorlar ki böyle bir şey yok. Böyle bir yazgı yok. İnsan tamamıyla kendi iradesine göre hareket eder diyorlar. Bu biraz tabii mütezile görüşüne kaçıyor. Ama bunu kendisine ehli sünnetim diyenler de, Kur'ancıyım diyenler de ne yapıyorlar? Bakın ne diyorlar? Önce bu ilahiyatçıyı bir dinlememiz gerekiyor. Ondan sonra tek tek ayetlerimizi ve hadislerimizi vererek bu konuda Kur'an'ın ve İslam dininin görüşü nedir ortaya koyacağız. Kur'an'a göre arkadaşlar. Bakın şimdi. Şu ilahiyatçımızı bir dinleyelim. Kur'an'ın anlattığı kader Allah-u Teala'nın ilim ve kudret sıfatıdır. Kader demek Allah-u Teala'nın hayata dair belirlediği ölçülerin adı demek. Kaderi inkar, Allah'ın kudretini inkardır. Programdan önce editörümüz Erdi'de söylüyordu ya, alın yazısı gibi mi görüyoruz biz? Evet, öyle görülüyor. Yani yazılmış her şey bitmiş. Öyle korkunç sonuçlar üretiyorlar ki, bak mesela şunu diyor. Diyor ki, Allah-u Teala kimin mümin olarak öleceğini, kimin de kafir olarak öleceğini yazmıştır. Peki, bu adam eğer mümin olarak ölmesi yazılmışsa, öyle bir yazı yok. Bu üretilmiş bir defa. Evet, bakın arkadaşlar, biz şeyini aldık. Böyle bir yazı yok dedi. Bu dedi, üretilmiştir dedi. Değil mi? İnkar etti yani. Yazılı bir kader yok dedi. Şimdi baştan Kur'an ayetlerini vereceğim. Daha sonra bu konuda Kur'an ayetini destekleyen hadisi vereceğim arkadaşlar. Ve bu arkadaşın, ilahiyatçı arkadaşın dini nasıl saptırdığını, işte Kur'an'ı nasıl korumaya çalıştığını ve günümüzdeki yaşanan din ile aralarındaki farkı resmen göreceksiniz. Zaten bizim yaptığımız şey de budur. Şimdi Müslümanları biliyorsunuz bu konuda, yani kader konusunda üçe ayrılırlar. Mütezile görüşüne sahip olanlar, cebriyeciler ve ehli sünnetçiler. Şimdi mütezileler tamam. Derler ki bunlar bizi Tanrı yarattı. Ondan sonrasına karışmaz. Müdahale etmez derler. Bundan sonraki videoyu da onun üzerine hazırladım arkadaşlar. Bu videodan sonraki ona göre de ayet var. Onların dediğinin tersine de ayet var. Ayetler var. Kur'an zaten böyle bir kitaptır. Sabit bir fikri yoktur. Şimdi ne dedi ilahiyatçı arkadaş? Böyle bir yazılı yoktur dedi. Şimdi ben arkadaşlar buradan bakın önce şu herkesin bildiği Araf suresi 179. ayeti size bir daha hatırlatayım arkadaşlar. Bakın Araf suresi 179'da orada resmen der ki biz insanlardan ve cinlerden bir kısmını cehennem için yarattık. Onların yani cehennemlik için yarattıkları insanların gözleri var görmezler, kulakları var duymazlar ve kalpleri var anlamazlar. Onlar
hayvanlar gibidir ve daha da aşağılıktırlar. Ayet bu. Şimdi burada diyor ki zaten baştan insanların diyor bir kısmını cehennem için yarattım diyor. Cehennem için yarattım diyor. Bakın arkadaşlar başka önemli bir ayet hemen onu söyleyeyim. Örneğin şuradan başlayalım arkadaşlar. İsra suresi 84. Bakın şimdi İsra suresi 84 ne diyor? De ki herkes yaratılış programı doğrultusunda fiiller ortaya koyar. Eylemler yapar yani. Fiiller ortaya koyar diyor. Herkes yaratılış programı doğrultusunda niçin yaratılmışsa o program doğrultusunda diyor hareket eder. Yani cehennemlik için yaratılmış ise insan cehennemi hak etmek için ne yapar? Günah işler sürekli. O iş için yaratılmış çünkü bakın ne diyor? De ki herkes yaratılış programı doğrultusunda fiiller ortaya koyar. Hemen bu ayeti destekleyen bir hadis vereceğim arkadaşlar. Bakın şimdi iyi dinleyin. Ali'den aktarılma bir hadis bu. Diyor ki Ali, bir gün Resulullah elinde bir çöp ile yeri çiziyordu. Aniden başını kaldırdı ve sizden bir tek kimse yoktur ki cennet ve cehennemdeki yeri bilinmiş olmasın. Bakın arkadaşlar, sizden bir tek kimse yok ki cehennemlik mi, cennetlik mi belirlenmiş, bilinmiş olmasın. Ve yanındakiler şunu diyorlar. Böyle deyince peygamber, yanındakiler şunu diyorlar. Ya Resulullah, şu halde ne diye çalışıyoruz o zaman? Diyorlar. Tekrar peygamber diyor ki, yani niye çalışıyoruz diyor insanlar. Boşa çalışıyoruz. Her şeyi bırakalım. Her şeyi bırakalım. Tevekkül edelim diyorlar. Peygamber bu sefer diyor ki hayır çalışın. Herkes ne için yaratıldı ise onun için hazırlandırılırlar. Bakın arkadaşlar. Herkes ne için yaratılmış ise onun için hazırlandırılırlar. Evet, hadis Buhari, Müslim ve Tirmizi'de geçiyor. Ve bu ayeti de yani 84. ayeti İsra suresi 84. ayeti de ne yapıyor? Destekliyor. Aynısı. Ayetin aynısı. Bakın şimdi başka bir şey var arkadaşlar. Biliyorsunuz Hadid suresi 22. ayeti var. Hadid suresi 22. ayetinde der ki Mehmet okuyanı yalanlar. Mehmet okuyanı yalanlar Hadid suresi 22. Hadid suresi 22'de şöyledir. Yeryüzünde vuku bulan ve sizin başınıza gelen herhangi bir husumet yoktur ki Allah onu daha yaratmadan önce yanındaki kitapta yazılı bulunmaz. Allah'a bu çok kolaydır der. Hadid suresi 22. Mehmet okuyanı yalanlar. Her şey yazılıdır. Her şey yazılı. Çok ayette de geçer bu. Ama en belirgin özelliği olan ayet Hadid suresi 22. ayet arkadaşlar. Daha çok var öyle ayet. Okuyacağım hepsini. Yani bu şey demektir. Allah insanların ömürleri süreci içerisinde yapmış olduğu eylem ve fiilleri ne yapıyor?
müdahale ediyor. Yaratmadan daha önce müdahale ediyor. Böyle yapılacak, bu diyor böyle yapacak, bu böyle yapacak, bu böyle yapacak, bu fiilleri işleyecek, cehenneme gidecek, bu fiilleri işleyecek, cennete gidecek diye belirli diyor. Benim yanımda yazılı diyor. Müdahale ettiğine dair onlarca ayet sayarım arkadaşlar. Onlarca. Bakın, şimdi şuradan Tevbe suresi 37'yi açın arkadaşlar. Tevbe suresi 37 ne diyor şimdi bakın. Ve böylece Allah'ın haram kıldığını helal kabul ederler. Kimler? Müşrikler. İşte inanmazlar. Kötü işleri onlara süslü, güzel gösterildi. Kötü işler. Süslü, güzel gösterildi. Allah kafir topluluğunu hidayete erdirmez. Kafirin kim olduğunu biliyorlar ya. Kime kafir diyor Kur'an? Kendi dışındaki herkes kafirdir. Herkes. Müslüman olmayan insan kafirdir. Yani inkarcı. Kur'an'a inanmayan kafirdir. Kafirlerin topluluğunu diyor Allah doğru yola iletmez. Müdahale ediyor mu? Ediyor. İşte Mehmet Okuyan'ı yalanlıyor. Devam ediyoruz ayet arkadaşlar. Nem suresi 4. Biz ahirete iman etmeyenlere yaptıkları işleri süsledik. O yüzden onlar bocalayıp dururlar. Allah diyor ki biz ahirete inanmayan insanların diyor yaptıkları emelleri, olayları kendilerine güzel gösteriyoruz, süslüyoruz, güzel gösteriyoruz. Onlar da o işi yapıyorlar diyor. Bu ayette yalanladı mı? Mehmet Okuyan ve onun gibileri yalanladı. Devam ediyoruz arkadaşlar. Enam suresi 17. Ne diyor bakın şimdi. Allah sana bir zarar dokundurmuş ise onu yine kendisinden başka kaldıracak yoktur. Ve eğer sana bir hayır dokundurmuşsa başkası onu engelleyemez. Demek ki Allah eğer insana bir şer veriyorsa, bir kötü eylem işletiyorsa onu engelleyecek kimse Allah'tan başka yoktur diyor. Ve bir iyilik, bir hayır dokundurmuşsa diyor, onu da kimse engelleyemez. Evet, müdahale etti mi yaşama? Etti. Mehmet Okuyan'ı ve onun gibileri yalanladı mı? Yalanladı. Ben değil, ayet. Nisa 78. Bakın ne diyor? Nerede olursanız olun, ölüm sizi yakalar. Sarp ve sağlam kalelerde olsanız bile kendilerine bir iyilik dokunur ise bu Allah'tandır. Kendilerine bir iyilik dokunursa bu Allah'tandır derler. Başlarına bir kötülük gelirse bu da senden derler diyor. Ey Muhammed de ki hepsi Allah'tandır. Şimdi Muhammed'in yanındaki arkadaşları diyorlar ki işte savaşa gitmek istemiyor, ölümden korkuyor falan. Bir şey olduğu zaman, başarısız olduğu zaman veya başlarına bir kötü bir şey geldiği zaman Muhammed'den biliyorlar. Bir herhangi bir iyi bir şey olduğu zaman Allah bunu yaptı diyorlar falan diyor. Anlatıyor. Ey onlara de ki diyor bunların hepsi Allah'tandır. İyilik de kötülük de. Bu ayette ne yaptı? Mehmet Okuyan ve onun gibileri ne yaptı arkadaşlar? Yalanladı. Tevbe suresi 51. De ki hiçbir zaman bize Allah'ın bizim için takdir ettiğinden başkası dokunmaz. Hiçbir zaman bize Allah'ın bize takdir ettiğinden başkası dokunmaz. Yani Allah ne demişse odur, ne yazmışsa odur. Başka şey kabul etmiyor. Tevbe suresi 51. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi Zümmer suresi 23. Ne diyor? Artık Allah kimi saptırırsa onu doğru yola koyacak yoktur. Allah kimi saptırırsa onu doğru yola koyacak yoktur. Açık ve net. Şimdi bu ayetlerden bazılarının bununla ilgili bölümlerini okuyorum arkadaşlar. Hepsini okumuyorum ayetlerin. Söylemiyorum yani. Siz ayetleri veriyorum. Kendiniz tefsirlerine bakın.
Çeşit çeşit insanlar tefsir etmişler. Onlara bakın, kendi kafanıza göre tefsir edin, kendi kafanıza göre düşünün. Arapçasına bakın, bir yabancı dil biliyorsanız İngilizcesine, Almancasına bakın. Bakın yani. Müdahale ediyor mu yaşama veya vuku bulacak olaya ediyor mu etmiyor mu? Yazılı mı değil mi? Bakın yazılı mı değil mi? Mehmet Okuyan ne dedi? Yazılı değil dedi. Şimdi bakın Kehf suresi 80. ayet açıyorsunuz arkadaşlar. Orada biliyorsunuz Musa Hızır'la bir yolculuk yapar. O yolculuğun sonucunda bir çocuk öldürür. Niçin öldürdüğünü bakın ne diyor? Kehf suresi 80. Oğlana gelince, yani öldürdüğümüz oğlana gelince onun ana ve babası mümin kimselerdi. Çocuğun onları azgınlık ve inkara sürüklemesinden korktuk ve öldürdük diyor. Çocuğun onu azgınlık ve inkara sürüklemesinden korktuğumuz için öldürdük diyor. Engelliyor yani çocuğu öldürerek annesinin ve babasının inkara sürüklenmesini engelliyor, müdahale ediyor Allah. Müdahale ediyor hayata. Arkasında da sınav yapıyorum diyor zaten. Şimdi sınav yapıyorsan bırak çocuk kandırsın annesini babasını kandırabiliyorsa. Değil mi? Şimdi arkadaşlar bakın. İsra suresi 16. Bunu da okuyayım da 10 tane ayet okudum. Hepsi Mehmet Okuyan ve onun gibi Kur'ancıyım diyenler, işte yarı Kur'ancı, yarı ehli sünnetçiyim diyenler. Hem hadisi kabul ederim, hem Kur'an'ı kabul ederim. Hadis Kur'an'a uyuyorsa kabul ederim diyen bu tipler işte çıkmaza giren bu dini kurtarmak için kendi kafalarındaki dini insanlara anlatıyorlar. Gerçeklerini anlatmıyorlar. İsra suresi 16. En önemli ayetlerden bir tanesi bu. En çok çarpıtılan ayetlerden bir tanesi de budur arkadaşlar. Diyanet başta olmak üzere bu ayeti hepsi çarpıtır. Bakın şimdi. Biz bir memleketi yok etmek istediğimiz zaman oranın ileri gelenlerine kötülük yapmaları için emrederiz. Bakın şimdi bu cümleye çok dikkat edin arkadaşlar. Kötülük yapmaları için emrederiz. Onlar orada kötülük işlerler. Ayet şöyle. Biz bir memleketi yok etmek istediğimiz zaman oranın şımarık elebaşlarına emrederiz de orada kötülük işlerler. Biz de gider orayı alt üst ederiz. Ayetin ana metni, anlamı, manası budur. Bunu nasıl değiştiriyorlar? Biz onlara iyiliği emrederiz de onlar orada kötülük işlerler diye değiştiriyorlar. Allah bakın oraya yani helak etmek istiyor. Müdahale ediyor yani. Kendisi kendi sınav yapıyorum dediği şeyi boşa çıkartıyor. Kendisi müdahale ediyor. Yani bu başka ayetler de var biliyorsunuz. Nuh'un kavmini ne yapıyor? Helak ediyor. Salih peygamberin Semih kavmini işte helak ediyor. Lut kavmini helak ediyor. Bir sürü kavimleri bana inanmadılar diye helak ediyor. Gönderdiğim peygamberlere inanmadılar diye helak ediyor. Sınav falan yapmıyor yani. Evet arkadaşlar, bu hadisler konusunda çok hadis var. Bu kader konusunda zaten imanın şartının biri de kadere iman etmektir. Bu konuda çok hadisler vardır. Kadere kim iman etmiyorsa onun kafir olduğunu söylerler. Burada ne ehli sünnetin dediği gibi, ehli sünnet de şunu diyor yani, bizde cüzi irade vardır diyor, biz diyor kendimiz seçeriz diyor. Ya hayır öyle değil. Yalan söylüyorlar. Saptırıyorlar. Ayetler okudu arkadaşlar hepsini. Allah insanı yaratıyor. Şems suresi var biliyorsunuz, o surede diyor işte biz yemin ediyor yukarıdan aşağı. Oradan sonra da iyiliği ve kötülüğü nefsini yükledik diyor. İnsana. İnsanı yarattık ve onun nefsine iyilik ve kötülük yükledik diyor.
Orada da şu. Evet. Arkadaşlar durum bu. Ayetleri açın. Gerçekten iyice düşünerek okuyun ayetleri. Okuduğunuz zaman insanın, örneğin ben burada bunu eleştiriyorsam veya işte Almanya'ya gelmişsem burada çalışıyor isem şu, bu hep benim yani yaratılışımdan dolayı ben bunları yapmışımdır. Yaratılışımdan dolayı böyle yaratmış. Örneğin kafir yaratmış değil mi? Araf suresi 179 okuduk yani. Değil mi? Bir kısmı diyor ne yaptım? Cehennem için yarattım. Yani bizim gibi insanları ve diğer Hristiyanları, Yahudileri, şunu bunu hepsini ne yapmış oluyor? Cehennem için yaratmış oluyor. Hatta arkadaşlar Ayşe'den alınan bir hadis vardır. Diyor ki çocuk bir çocuk ölüyor. İşte Yahudilerden ya da Hristiyanlardan neyse Müslüman olmayan adamın bir çocuğu ölüyor. Ayşe diyor ki orada işte diyor cennete gittiğini söylüyor onun. Hayır diyor. O diyor cennete gitmedi diyor peygamber. Ya nasıl olur diyor. O diyor bir eylem yapmadı, bir iş yapmadı. Baba sülfündeyken yani babasının belindeyken diyor onun ne yapacağını Allah zaten biliyordu, yazmıştı. O diyor büyüse bile iyi şey yapmayacaktı ve kötü şeyler yapıp cehenneme gidecektir. Böyle hadisler var. Açın hadisleri de kontrol edin arkadaşlar. Esen kalın. Sağlıklı yaşayın arkadaşlar. Başka videoda, başka konuda, başka ayette, başka hadislerde görüşmek üzere. Ha bir de şunu söyleyeceğim arkadaşlar son olarak. Arada böyle kendisine ateist, deist süsü verip gezen çapulcular var. Gezen çapulcular var. İşte GİK TV'ye falan saldırıyorlar. Benim aklımda da video yapıyor. Hiç umurumda değil. Bana göndermeyin o tür videolar arkadaşlar. Yani hakkında yapılan videoları dinlemiyorum bile. Öylesi insanların zaten videolarını falan da dinlemiyorum. Kendilerini de dinlemek istemiyorum. Çünkü bunlar maske takmış böyle bir şeyler arayan insanlar yani. Onun için rica ediyorum sizden yani öyle şeyleri senin hakkında şu adam video yapmış diye böyle birkaç kişi var ya onlar demek istiyor. Yoksa İslamcılar falan zaten yapıyorlar. Onları şey yapıyoruz, takip ediyoruz. Kimler hakkımızda nasıl video yapıyor. İşte biz nasıl ki mesela örneğin Mehmet Okuyan'ı alıp ne dediğini size aktarıyorsak onların da bizler hakkında dediklerini tabii aktarmakta haklısınız. Ama böyle saldırgan, ne üdü belirsiz, ahlak bakımından yerlerde sürünen, ahlak bakımından yerlerde sürünen, hatta kendisini deist, ateist böyle gösteriyor ama Arapça biliyormuş gibi bir de havaya bürünüyor fakat bilmiyor arkadaşlar. Yalan söylüyor. Böyle yalancılarla bizim işimiz yok. Onun için o tür insanları muhatap bile almayalım. Lütfen. Sen kal. Yolumuza devam edelim biz.